أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Sadakallahu l-Azim. Değil ağır bu zatlar anla eyyar. Bu zatlar kendisi Sübhan Bahri Esrar. Bu zatlar da siva yoktur Hudayar. Gönül rapt et olasın Bahri Envar. Gönül rapt et hemen Hakk'a gidelim. Cemali Bağ Kemal'e şer edelim. Değil ağır bu zatlar anla eyyar. Sayfa 62. Değil ağyar bu zatlar anla eyyar. Şimdi toplumda inkar etmek bir moda oldu. Toplumda inkar etmek bir moda oldu. Yani inkar edince her şeyden kurtuluyorsun. Rahat. Yeter ki inkar et. Ama senin veyahut da benim veyahut da bizim inkar etmemiz bir şey değiştirmiyor. Değiştirmeyecek de. Yani bugün yarasanın güneşi inkar etmesi yarasanın varlığını hiçbir şekilde değiştirmeyecek de. Yarasanın güneşi inkar etmesi güneşin varlığını hiçbir şekilde değiştirmeyecektir. Ama yok. Ya yok da sen görmüyorsun. Sen görmek istemiyorsun. Çünkü güneş ne zaman kayboluyor sen çıkıyorsun. Güneş ne zaman doğacağını hissediyorsun. Deliğine giriyorsun, inine giriyorsun. Şimdi küfür de böyledir. Adam Allah'ı inkar ediyor. Yok. Ya var da sen göremiyorsun. Yok. Var da sen göremiyorsun. Sen göremiyorsun ya. Sen görmek istemiyorsun. Aslında görüyorsun. Her şey sana gösteriyor. Var olduğuna inandığın bu akıl, var olduğuna inandığın bu akıl sana gösteriyor. Allah'a da gösteriyor. Huve zahir vel batın. Allah zahirdir. Zatıyla zahirdir ama efaliyle, özür dilerim. Allah zatıyla batındır, efaliyle zahirdir. Allah gözüküyor her yerde, meseleyi anlayalım.
Her işte Allah gözüküyor. Yani bu cübbeyi görüp de ustasız olduğuna inanmak akılsızlıktan başka bir şey değildir. Bu kürsüyü görüp de ustasızlıktan bahsetmek akılsızlıktan başka bir şey değildir. Neyi tutarsan tut, hangi şeyi tutarsan tut. Düşünsenize bir, yani bu kadar ya. Bu cam olacak ama ustası olmayacak. Bu pimapen olacak ama ustası olmayacak. Bu külliye olacak ama bunu yapan ustaları olmayacak. Yani çorap olacak, çorabın ustası olmayacak. Öyle bir şey nadir olur mu? Yani akıl var ise, akıl varsa bunu kabul ediyor mu? Yani bugün bakıyorsun binlerce bilim adamı halen seni araştırıyor. Her gün sende yeni bir şey buluyor. Doğru mu değil mi Oğuz? 3 haftada bir ilaç değiştirmiyorsunuz mu? Bilim adamları her gün binlerce en akıllı insanlar, en böyle saatlerini günde belki 15 saat, 20 saat mesai yaparak seni halen bulmaya çalışan bu insanlar senin rastgele olduğunu inanıyorlar. Bu kadar akılsızlık olur mu ya? Düşün, bu kadar akılsızlık olur mu ya? Yani bir çorabın, bir iğnenin, bir kağıdın, bir kürsünün, bir camın kendinden olacağını bu akıl kabul ediyor mu? Kesinlikle kabul etmiyor. Ama bununla beraber çok akıllı olduklarını iddia eden gerçekten de akıllılar. Zeki olduklarını iddia eden ki gerçekten zekiler ama Allah'ı inkar ediyorlar. Ne biçim akıl, ne biçim zeka. Allah var. Efaliyle Mevla tabi bakıyor değil mi? Bu kadar ya, nasıl bir insan inkar edebilir ki? Ama doktor camiasının çoğu inkardır. Böyle bu işte. İnanmıyorlar. Olur mu? Gericilik, yobazlık. İstediğini sen söyle. Dedik ya, inkar bu zamanın en büyük hastalığı. İnkar ediyorsun, kurtuluyorsun. Sıkıntı yok. Zaman gelecek, hesap gelecek. Sıkıntı yok, bir şey yok. Bir şey yok. Şimdi derece derece küfürler var. Allah dostlar, misal diyelim ki Allah'ı inkar. Şimdi tamam, bu bir inkar. Bir de Allah dostlarını inkar etmek de var. Allah'ın veli kullarını, yani tamam Müslümanlar Allah'ı inkar etmiyor ama Müslümanların içerisinde çeşit çeşit fırkalar, çeşit çeşit oluşumlar var. Bunlardan bir oluşum da Allah dostlarını inkar etmek. Bakın, büyük bir oyundur, öyle söyleniyor. Bu meseleyi anlamak lazım. Pek iyinin en büyük düşmanı nedir? Ömer abi? He? Kötülük olabilir mi? Vahdettin abi? Pek iyinin en büyük düşmanı. Bir daha sorayım. Pek iyinin en büyük düşmanı. Sesim gelmiyorsa söyleyeyim. Bazen böyle konuşuyorum. Şimdi bana ses şu an yakında artık cihazlardan ses geliyor gibi oluyor. Sonra böyle inince ya biri diyor bir şey söyledin bana ama ben anlayamadım. Ses gelmedi. Şimdi bana ses geliyor gibi geliyor. Siz anlıyorsunuz, hissediyorum. Herkes sesi duyuyor, anlıyorum. Ama bazen sesim gelmiyor. Mesela böyle olunca anlaşılmıyor. Pek iyinin, peki, peki var ya peki. Pek iyinin en büyük düşmanı nedir? Çok kötü. Tercih şeyler. Şimdi araştırıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Kendi kendimize konuşmaya çalışıyoruz. Çok kötü. Başka? Fenalık. Bilenler söylemesin ama. Düşünerek söyleyenler varsa onlar söylesin. Pek kötü. Aynı şey. Oğuzlar, diğer Oğuz yok. Orhan abi, dokunmayın bana. Abdülkadir? Peki, peki, peki var ya, peki o. O en iyi var ya, peki, 5 yıldızlı falan var ya, peki. Onun en büyük düşmanı nedir? Onun için en büyük zarar nedir? He? Zayıf, kim dedi? Yanlış şey dedi, yok. Peki'nin en büyük düşmanı iyidir. Yani bir adam peki ise, peki anlatmaya çalışayım. Bir adam iyi, peki ise bu adam zayıf olmaz. Bu adam çok kötü olmaz. Bu adam için en büyük tehlike bu adamın iyiye gitmesidir, iyi olmasıdır. Yani bir insan 5'ten 1'e düşmez, 5'ten 0'a düşmez. Bu insan ilk önce 5'ten 4'e düşer. Sonra 4'e 5-4 arasında gider gelir. Sonra 4'te karar kılar. Sonra 4-3 arasında gider gelir. Sonra 3'te karar kılar. Bu şekilde böyle aşağı iner. Hayat öyle değil mi?
Yani bir kere çok nadirdir. Bir kere burada olup da aşağı inen. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İnsan hataları da derece derece yapar. İyileri de derece derece yapar. Bir kere de yüzü yüz dönen insan yok. İyiden kötüye bir kere de derece derece öyle, öyle mi? Mesela bakıyorsunuz geçmiş hayatınıza. Mesela böyle oluyor arkadaşlar, abiler, kardeşler. Bir hayat yaşıyorlar. Bir kere yüzü yüz sapmıyorlar. Yavaş yavaş. İlk önce sarıyı çıkarıyor. Sonra sakalı kısaltıyor. Biraz daha kısaltıyor. Biraz daha kısaltıyor. Şalvarı daraltıyor. Şalvarı çıkarıyor. Sonra şort giyiyor. Kapı giyiyor. Onu giyiyor. Bunu giyiyor. Bir bakıyorsun bir arkadaş bir köşede anlatıyorlar. Ya hocam yine esrara, hapa, uyuşturucuya başladı. Diğer adam da bir kere de öyle olmuyor. Bir abdeste gidiyor, bir namaz oluyor, sonra sohbete geliyor, bir sarık takıyor, bir takmıyor derken bir bakıyorsun bir şeyler olmuş. Pekinin en büyük düşmanı iyidir. Şimdi bize dinsizliği birebir aşılayamıyorlar. Yani sen Müslüman adamsın, sana Allah'ı inkar ettirebilirler mi Murat abi? Ettiremezler. Sana birdenbire Allah'ı inkar ettiremezler. Bu topluma Allah yoktur dedirtemezler. Yani şu an başardılar, dedirtebiliyorlar da. Ama topluma normalde Allah yoktur, peygamber yoktur dedirtemiyorlar. Dedirtemezlerdi. Şimdi biraz var ama dedirtemezler. Nasıl? 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 Allah yoktur olmaz. Peygamber yoktur olmaz. Çözüm? Tamam. O zaman Allah'a götürenler yoktur. Allah'a götürenlere düşman ettiler bizi. Bizi dün altından alınmış çocuk bile din ile, hocalarla dalga geçebiliyor. O zaman aradan hocaları alınca ilk önce bir şeyi hocaları da dini ifade eden hocalar anlamında söylüyorum. Dini ifade eden hocaları, dini ifade eden büyük zatları, dini ifade eden meşayihi senin gözünde kötülemeye başladılar. Kötülediler. Hocalar öyledir. Hocalar böyledir. Şeyhler böyledir. Bunu böyle yaparlar. Şunu böyle yaparlar. Sen artık onlardan istifade edemiyorsun. Sonra diyorsun ki bana Kur'an ve kitap yeter. Kur'an yeter. Hadis yeter diyorsun. Ama onlarla bir de diyaloğun yok. Ondan sonra Kur'an diye senin önüne, din diye senin önüne kendi uydurdukları bir şey koyuyorlar. Allah'ı inkar ediyorsun, haberin yok. Sonra mesela tabii Allah'tan önce sonra biraz daha aşama peygamberin inkarı var. Peygamber misal ashab-ı kiramın inkarı oldu. Büyük şeyin inkarı var. Misal hocaların inkarı oldu. Sonra meşayihin, şeyhlerin inkarı oldu. Ondan sonra İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler onların inkarı var. Ya İmam-ı Şafi de İmam-ı Azam da insandı, ben de insan. Ne olacak? O da Kur'an'ı açıyor. Bakıyor sen de aç bak. Öyle değil mi? Ya diyor o insan, sen de insansın. Ben de Kur'an'la açarım, bakarım. Sonra o zatları, sonra sahabe-i kiramı. Sahabenin de inkarı var. Sahabe ne olmuş? Ya diyoruz onlar Allah'ın, peygamberin ashabıdır ya. Öyle konuşma, öyle düşünme. Ya sahabeden de şöyle yapanlar var. Onlar da normal insan, ne olmuş? Onlara geçmişi şöyledi, geleceği böyle diyorsun. Sahabeyi aşağı indiriyorsun. Sonra peygamberleri inkar ediyorsun. Peygamber olmasa da olur, deistlik. Değil mi? Şu an çok var. Peygamberi inkar eden insanlar. Allah'a, bir yaratıcıya inanıyorum ama peygambere inanmıyorum. Deistlik. Topluma ciddi var. Sonra ateistlik. Hep böyle derece derece. Pek iyinin en büyük düşmanı iyidir. İnsanı ilk önce hocalardan, meşayihten uzaklaştırdılar. Bunlar öyledir, bunlar şöyledir, bunlar böyledir. Seni bütün bağlarını kopardılar. Beslenemiyorsun artık. İstesen de beslenemiyorsun. Şimdi bakın burası. Şimdi Allah'la arana niye sokuyorsun? Allah'la arana niye sokuyorsun? Bu dangolluk bir söz. İsminiz neydi abim? Arkada oturan? Murat abi, hem böyle konuşuyoruz, hem sizin uykunuz açılsın, hem benim uykum açılsın. Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Başka bir şey görüyorsunuz mu? Emin misiniz? Şimdi Murat abiye bir bakın. Konuşuyoruz tamam mı Murat abi? Murat abi kaç görüyorsunuz? Yok, dört görüyorsunuz. Bakın Murat abiye şimdi. Murat abi yani şey değil, dört görüyorsunuz doğru mu? Başka bir şey görüyorsunuz mu? Emin misiniz?
Murat abi 4 görüyor. Gördünüz mü Murat abi? Bakın ama. Murat abi bir bakın ondan sonra. Murat abi 4 görüyorsunuz, doğru mu? Doğru. Yo. Siz başka bir şey de görüyorsunuz. Gözünüzde bir şey var sizin. Gözünüzde bir şey var sizin. Gözünüzde bir şey var. Ha, gözlük var. O gözlük ne işe yarıyor? Onu görmediniz mi? Ben buradan görüyorum. Siz görmediniz mi oradan? Anlamaya çalışın. Yavaş yavaş anlatacağım. Gözlük var. Görmediniz mi siz gözlüğü? Yok. O gözlük şimdi sizin bu dördü görmenize engel mi? Var ama. Ama engel mi? Değil. Mesela gözlüğü çıkarsanız görebiliyorsunuz mu? Ama bir yerden demek ki ihtiyaç var ki takıyorsunuz. O gözlük demek ki engel mi? Değil. Bilakis o gözlük ne? Bu doğruyu daha iyi görebilmeniz için bir araç. Bu dört mesela sizde iyi. Bazılarında siz görebiliyor musunuz mu? Gözlüğü çıkarınca. Hiç göremiyorsunuz değil mi? Mesela bak şu an Nevzat abi gözlüğü çıkarınca hiç göremiyor. Ama var. Ya bir engel var. Bir eşya var gözünün önünde. Ama bu eşya onun engeli değil. Bu eşya onun ileriyi görebilmesi için bir nimet. Şimdi ehlullah da böyledir. Hocalar da böyledir. Din Allah'la aramızdaki zatlar. Ya Allah'la arana bir şey mi sokuyorsun? Affedersin dangoz ben engel sokmuyorum. Ben Allah'la arama kağıt sokmuyorum. Ben Allah'la arama gözlük sokuyorum. Gözlüğün camını sokuyorum ki çok daha iyi görebileyim. Şimdi ehlullah'ın inkarı bu. Bakın. Değil ağyar, bu zatlar anla eğyar. Bu zatlar Allah dostları ağyar, başka değildir. Anla. Bu zatlar kendisi Subhan Bahri Esrar. Bu zatlar Allah'ın kendisi Subhan. Bu zatlar kendisi Subhan, Allah'ın hazineleridir. Bahri Esrar, Allah'ın denizidir bu zatlar. Bu zatlar engel değil. Bu zatlar el değil. Bu zatlar kağıt değil. Bu zatlar odun değil. Ya bu zatlar? Gözlük bu zatlar. Allah'ı daha iyi görebilmek içindir. Allah'a daha iyi ulaşabilmek içindir. Allah'ı daha iyi anlayabilmek içindir. Dini daha iyi kavrayabilmek içindir. Ama şimdi bize dediler ki, bize bunu aşıladılar. Dediler ki Allah'ın dostları, hocalar, bunlar sizin gözünüzün önünde kağıttır, ağyardır, elindir, tahtadır diye bize bunu yavaş 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 söylediler. Algılattılar ve algıladık. Mesela hocamın mesela sohbetleri ya hiçbir şey yok ya, hiçbir şey yok ya. Bakın bu sosyal medyada misvak anlatıyor hocam. Adamlar affedersin bu kadar mı dangozluk olur ya? Misvak anlatıyor ya, kullanırsın kullanmazsın. Ama diyelim ki 1000 tane yorum var, bunun 950'si uygunsuz. Ne hale geldik? Ya misvak anlatıyor. Kullanırsın, kullanmazsın. Ama böyle akılsızca olmayacak yerlere bağlanıyor ki. Bir şey yok. Misvak anlatmış. Misvak söylemiş ya. Misvak kullanın. Şu kârı vardır. Peygamber böyle buyurdu. Şöyle faydası vardır. Abdeste namaza şöyle etkisi vardır. Bu kadar ya bir şey yok. Ama 1000 tane yorum vardır. 950'si belden aşağıdır. Böyle yaptılar. Aradan aldılar. Doğruyu söyleyenleri böyle bilerek kötülediler. Hakaret ettiler, önemsizleştirdiler, etkisizleştirdiler, değersizleştirdiler. Sonra senin geçmişle bak okuldayken ben çok iyi hatırlıyorum. Kaç sene, 30 sene önce bir yere bir ortaokul zamanıydı, konferansa götürdüler. Şu an düşünüyorum, o zaman çocuktuk anlamıyorum ama şu an düşünüyorum. Ya konferansın asıl derdi Osmanlı'yı kötülüyordu ya. Osmanlı'yı kötülüyor. Yani o konferanstan okul götürdü. O konferanstan çıkıp da ortaokul çocuğusun 14-15 yaşındasın. Tam aşılanma, tam şekillenme yaşı. Yani o konferanstan çıkıp da Osmanlı'yı sevecek adam hiç olmazdı. Seni dedelerin ile, senin geçmişle bağını koparıyorlar. Seni affedersin nesilsiz kabul ediyorlar. Asılsız kabul ediyorlar. Babasız, dedesiz bir nesil ortaya koyuyorlar. Ondan sonra başıboş bir toplum oluyorsun. Geçmişin yok. Adamları affedersiniz ya. Bu kadar insanları mesela bu
Kızılderililere olmadık işkenceler, olmadık zulümler yapan bu Amerikalılar, bakıyorsun dedelerini kovboylar falan böyle anlatıyor. Çocukken gerçekçi konuşalım ya. Filmlerini seyretmekten herkes kendini kovboy zannediyor. Alıyor böyle kovboy şapkasıyla böyle çoluk çocuğun şerif merif böyle. Adamlar o Kızılderililere olmadık zulümleri yapan, kendi topraklarında yaşayan, o masum insanları topraklarından eden, çeşitli zulümler yapan bu geçmiş dedelerini kahraman diye bize lanse ettiler, bizi algılattılar. Biz de halen bugün bile bayram olsa çocuğumuza kovboy elbisesi alıp kafasına takarız. Bir kahramanlık hissediyoruz. Hissediyoruz, hissettiriyoruz. Bunlar önemli şeyler. Bakın bu zatlar ahyar değil, ahyar bu zatlar anlayar. Allah'ın veli kulları, ehlullah, büyüklerimiz ahyar değil. Bunlar Mevla'yla aramızda engel değil. Bilakis bunlarla Mevla'yı buluyoruz. Bunlarla Mevla'yı buluyoruz. Biz din böyle geldi ve din böyle gidecek. Derece derece. Kurbağayı sıcak suya attılar, hemen sıçradı çıktı. Kurbağayı sıcak suya attılar, hemen sıçrayıp çıktı. Sonra kurbağayı suyun içine, normal suyun içine bıraktılar. Ama altında böyle mum gibi hafif bir ateşle ısındırdılar, ısıttılar. Isınca ısıttı, ısındı, 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 ısındı. Oh be dedi ya, ne rahat oldu. Oh, bütün kaslarımda ne oldu? Yumuşadı, rahatladık falan. Ya ısındı, ısındıkça o kendini saldı, ısınınca o kendini saldı. Sonra kaynaya kaynaya haşlama oldu. Bizim de böyle halimiz var. Ha, doğru söylüyorlar. Ne akıllıca. Aklını kireye verme, kafanı kireye verme. Sen de aklını kullan. Şöyledir, böyledir. Hı 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 diyorsun. Dönüp bir bakıyorsun. Allah'ı da inkar etmiş, kendini Müslüman zanneden insan oluyorsun. Bir dönüp bir bakıyorsun. Ehlullah'ı, hocaları, ehlullah'ı, ashabı, peygamberi, Allah'ı da inkar etmiş, akıllı bir insan olarak buluyorsun kendini. Amaç bu zaten. Bu yönde hızlı bir nesil zaten akmış gitmiş. Akıyor ve gidiyor. Hiç olmazsa biz kendimize dikkat edelim. İnkar bir şey olmaz. Değil ahyar bu zatlar anlayar. Bu zatlar kendisi subhan mahre esrar. Bu zatlarda siva yoktur hudayar. Bu zatların sivası, bu zatların gönlünde siva yok. Allah Mevla'dan başka bir şey yok. Hudayar onların dertleri Mevla'dır. Ehlullah'ın kemali için. Büyük zatlar için. Ha, nereden biliyorsun? İmam Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor. Biz ya hissetmiyorum. Öyle buyuruyor. Nefsi emmare olan kimse, nefsi mutmainli olan kimseyi nefsi gibi, kendisi gibi nefsi emmare zanneder. Kendisi öyle ya, karşısı da öyle zannediyor. Yine bir yerde öyle okudum. Yalancı doğru söyleyene inanmaz. Onu da kendi gibi yalancı zanneder. Yalancı karakteri olan, ahlak olan, yalan ahlak olan bir kimse doğru olan insanı yalancı hissedebilir. Öyle algılayabilir, öyle anlayabilir. Çünkü kendi karakteri öyle ya. Ahlakı böyle olduğu için gayri ihtiyarı karşı böyle algılıyor. O da öyledir. Bu zatlarda siva yoktur hudayar. Gönül rapt et, olasın bahre envar. Bu zatlara gönlünü rapt et, bahre envar. Mevla'nın feyzi sana aksın. Gönüllü rapt et, hemen Hakk'a gidelim. Cemali ve kemali seyredelim. Bu meseleyi anlamaya çalışalım. İnkar en büyük, bu zamanın en büyük belası. İnkar ediyorsun, kurtuluyorsun. Aa, Allah yok. Tamam, abdestten, namazdan, zinadan, içkiden, haramdan, onlardan, bunlardan, bütün sorumluluklardan, artı eksi, hepsinden kurtuldun işte. Ha, ne rahat. Ama öyle değil işte. İnkarımız yoksa da Allah'a teşekkür edelim. Çok söylüyorum. Zamanında çok, çok, çok. Uzun zamandır buralarda bu misali anlatmıyorum. Ama çok, ben de ilk böyle medreseye başladığım zamanlarda okumuştum. Çok etkilemişti. Çok böyle. Aklıma sık sık gelir. Estaizu billah, bismillah. Allah'a şükür meselesinde. Ve in te'uddu ni'metallah la tuhsuha. Acayip. Çok acayip. Sadece bunu hissetmeye çalışalım. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Ve in ta'uddu, eğer saymaya kalksanız ni ni'metallahi, Allah'ın nimetlerini, la tuhsuha, elbette sayamazsınız. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde geçiyor.
Diyor ki Allah-u Teala nimetlerinden biz sadece bir ekmeği düşünelim. Ekmek, bir insan bir lokmayı 10 saniyede yer. 10 saniye olan bu ekmek geçmişte undu. Undan önce buğdaydı. Buğdayda bir tane olacak buğdayla iş değil. En az bir avuç buğday lazım. Bir avuç buğday olabilmesi için onu gömmemiz lazım. Ekmemiz lazım. Toprak lazım. Su lazım. Hava lazım. Bir sürü bir şey lazım. Derken diyor ki sadece suya bakalım. Suyun olabilmesi için yağmur olması lazım. Yağmurun olabilmesi için bulut olması lazım. Bulutun olabilmesi için nemin olması, buharın olması lazım. Buharın bulut olabilmesi için bu hava farkının oluşması lazım. Rüzgar olması lazım. Rüzgarın oluşabilmesi için dünya kendi etrafında dönüyor. Dünyanın dönmesi lazım. Saatte ekvator tarafında 1450 km hızla dönüyormuş. Dünya kendi etrafında dönüyor. Yıldızlar dönüyor. İşte dünya dönüyor. Ay dönüyor, güneş dönüyor. Dönen dönene hepsi böyle dönüyor. Derken rüzgar oluşuyor. Buhar bulut oluyor. Buluttan yağmur yağıyor. O bir tane ektiğimiz buğday filiz oluyor. Oradan tarla, ziraattan uğraşan kimse alıyor onu, topluyor, buğday yapıyor. Oradan değirmene gidiyor. Un oluyor. Oradan ekmek oluyor. Fırında ekmek oluyor. Ondan sonra sen alıyorsun, 10 saniyede yiyorsun. Allah Allah. Ahmet abi, senin 10 saniyen için Allah bu kadar bütün alemi döndürüyor. Senin 10 saniyen için Allah bütün alemi döndürüyor. Sen bu Allah'a ne yapıyorsun? Sen, ben yani şey değil, ben de inkar ediyorum. Nankörlük yapıyorum. Bizim bu Allah'a teşekkürümüz nerede ya? Senin 10 saniyen için, öyle değil mi? Bak, yediğin bir lokma ekmek 10 saniye. Senin 10 saniyen için Allah bütün alemi döndürüyor. Sen de inkar ediyorsun. Allah'a inkar ediyorsun. Yok yok, oradan başlamıyorsun. Aradaki meşayihi inkar ediyorsun. Ashabı inkar ediyorsun. Peygamberi inkar ediyorsun. Allah'a inkar ediyorsun. Ve akıllı olduğunu düşünerek bunları yapıyorsun. Yazık. Heyhat. Yazık. Allah'ım akıl fikir versin. Hep bunlar için de Allah'a şükredelim. Eğer öyle bir durumda değilsek özel Allah'a teşekkür edelim. Estağfirullah. La yuhibbu Allahu cehra bis-su'i min el-kavli illa men zulim ve kana Allahu semian alima. La yuhibbu, çok acayip ayet-i kerime. Çok hoş. Çok eskiden de okuyordum böyle, duydukça bu ayet-i kerimeyi çok böyle acayime gider. La yuhibbu, sayfa 229. La yuhibbu, sevmez kim Allahu Allah Teala Hazretleri'ni el-cehra, aşikar yapmayı, bis-su'i, kötü. Neden? Min el-kavli, kavilden kötü söz söylemeyi Allah sevmez ya. Kötü söz söylemeyi Allah sevmez. Bu kadar. Kötü söz söylemeyi Allah sevmez. Yani bir adam var, tam sövülmelik. Ya sövünce, tamam hak etmiştir belki de, ya sen ağzına yanaştırma, yakıştırma o sözleri. Diyorlar ya, at, çamur at. Yapışmasa da, çamur at. Attık Fikret abim çamuru. Yapıştı mı? Yapışmadı. Ama nesi kaldı? Nerede? Attığın yerde dur mu? Çamur at. Yapışmasa da şeyi çamur at. Yapışmasa da izi kalsın. Burada bir şey var Abdülhak abi. Çok acayip. Hiç bu atasözünü böyle düşünmemiştim. Bir tane daha söyleyeyim. Çok hoşuma gidiyor. Yani bu atasözlerini, bu deyimleri bu açıdan bakmaya. Bu şekilde düşünmeye. Çamur at. Yapışmasa da nesi kalsın Ali abi? İzi kalsın. Doğru mu? Attınız. İz kalır mı? Değil, kalır. Nerede iz kalıyor? Attığın yerde. Ondan önce? Elinde. Allah Allah. Çamur at. Yapışmasa da nesi kalsın? Ama önce senin elinde kalıyor. O çamur çıkmadan önce, çıktığı anda, karşıya yapışmadan önce sende izi var. Burayı iyi anlamaya çalışalım. Çok acayip bir şey. At yapışmasa da izi kalsın ama sende izi kaldı. Denk gelir gelmez, denk gelmese sendeki iz garanti kesin. Kesin sende bu iz var. Kesin o senin eline bulaştı.
Şimdi adama kötü söz söyledin. Adamın arkasından attın. Saydın, sövdün. Ama bu attığın, saydın, sövdün, kötü konuştun. İlk önce o senin kendi ağzına sen bunu yakıştırdın. Kendi karakterine bunu yakıştırdın. Kendine bunu yakıştırdın. Bu sana yetmez mi? Velev ki haklı olsan bile. Çok acayip bir şey. Kötü söz, kötü iş, kötü ne? At izi kalsın. Yapışmasa da izi kalsın ama sana yapıştı. Olan sana oldu. Allah... La yuhibbullahu cehra. Allah cehri, aşikar yapmayı. Neden? Neyi bir sürü kötülüğü? Minel kavli. Kötü söz söylemeyi Allah sevmez. Ya sevmez ya. Adama kötü, salak, manyak gel veya tabelden aşağı. Allah sevmiyor ya, sevmiyor. Bu kadar. Ayet-i kerim açık açık konuşuyor işte. Açık açık ya. La yuhibbullahu bisu'i. Bak. La yuhibbullahu cehra bisu'i minel kavli. Açın mealine bakın. Belki inanmadınız. Bakın mealine. İlla bisu'u. İlla men zulim. Zulmelinden müstesna. Şimdi işte tefsirinde göreceğiz. Ve kanallahu, Allah oldu. Semi'an, işitici oldu. Alimen, ziyade bilici oldu. Allah Allah. Ya biz, Allah o kadar hatamız, kusurumuz, yanlışımız olmasıyla beraber bize nimet veriyor ya. Yani biz bilsek hani bir damla su vermeyiz ha. Muhammed Ali anlatmıştı, Muhammed Ali Hoca anlatmıştı, Ahmet abi böyle de artık siz hatırlarsınız, hatırlamazsınız bilmiyorum. Sizin için öyle diyor, hatırlattı. Diyor eskiden, diyor babamın bir tane arkadaşı vardı, çok acayime gitti o zaman. Diyor biriyle konuşuyorduk, sonra biri daha geldi, herhalde ben öyle anlamışım tamam mı? Biri gelmeden önce diğeri böyle şey, bir duvarın arkasına geçti. Duvarın arkasına geçti. Diyor babam bilerek, onlar öyle anlaşmışlar. Bilerek o duvarın, tabii dışarıdan gelen duvarın arkasındakini görmedi. Bilerek bu duvarın arkasındaki hakkında biraz böyle yem attı. Ulan bu başladı işte. Öyle bir şey oldu mu hatırlıyor musunuz? Bir başladı, saydı, sövdü, şöyledir, böyledir bir sürü duvarın arkasındaki için konuştu. Sağ tak duvarın arkasındaki bir çıktı karşıdaki kırmızı. Çünkü duvarın arkasında sayıyordu, seviyordu. Bu adam şöyledi, bu adam üçkağıcı, bu adam düzenbazdır, bu adam şudur, budur. Böyle ciddi ciddi artık hızını alamadı. Her şeyi söyledi. Duvarın arkasındaki çıkınca bir kızardı, bir bozardı, bir rezil oldu. Tabii kıvırmış daha sonra. Ya ben biliyordum senin duvarın arkasında olduğunu. Ama geçti. Şimdi Mevla da biliyor. Mevla görüyor. Mevla biliyor. Tamam insana dersin ya ben seni biliyordum, seni görmüştüm. Evirip çevirebilirsin, ağzın laf yapabilir ama duvarın arkasındaki Allah sıradan bir insan değil. Allah semiyen ziyade işiticidir. Ve kâne oldu kim? Allah Allah semiyen ziyade böyle işitiyor. Arkasından sayıyorsun, sövüyorsun, atıyorsun, tutuyorsun. Allah semiyen ziyade işiticidir. O duvarın arkasındaki o an seni görmese fark etmez. Bilmesin fark etmez. Onun sahibi olan Allah, onun kötü olduğunu ifade eden, onun kötülüğünü ilan eden Allah duyuyor. Alimen ziyade bilici oldu. Allah biliyor, görüyor, rahat ol. Yani la yuhibbu sevmez kim Allah, Allah Teala Hazretleri izhar al fadaih, kötülükleri izhar etmeyi, daha da ifşa el kabaih, çirkinlikleri ifşa etmeyi Allah sevmez. Başka bir şey yapalım. Ya diyor toplumda hata, yanlış. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağız? Murat abi? Allah'ın bildiğini kuldan saklanır mı? He? Derken? Allah'ın bildiğini kuldan saklanır mı? Hem de nasıl saklanır? Allah rahimdir. Allah'ın bildiğini tabii kuldan saklayacaksın. Her şeyi söylüyor mu? He? Değil mi? Her şeyi açığa, yani Allah'ın bilmediği bir şey mi var? Allah'ın bilmediği bir şey mi var Oğuz? Her şeyi gelip söylüyor mu herkese? Ya söylenecek iş var, söylenmeyecek iş var. Ya Allah bilmediği bir şey mi? Tabii söyle. Allah'ın bilmediği bu iş var. Hiçbir şey yok. Allah'ın bilmediği bir şey yok. Allah'ın demek her şeyi Allah biliyor. Allah'ın her bildiğini senin hakkında, sen de biliyorsun Allah bunları biliyor. Gelip her tarafta yaygara yapıyor musun? Söylüyor musun? Yok. Söylenmez ki her şey. Günahlar da bunun gibidir. Senin kendine bir yanlışın varsa, bir günahın varsa, bir eksin varsa yapmışsındır. Adam böyle geçmişi bir hatalar var, bir kusurlar var. Böyle övüne övüne anlatıyor. Bir baksan bir ya böyle derler bir avuç sakalı var. Acayip bir şey. Geçmişindeki yaptığı yanlışları öyle övüne övüne. Yok 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 öyle bir şey yok. Ya hata insansın, beşersin, şaşarsın, şaşmışsın geçmişte şimdi düzeltmişsin. Söyleme.
Anlatma. Hiçbir şey söyleme. Hatalarından, eksiklerinden, yanlışlarından kimseye hiçbir şey söyleme. Olur ki Mevla affederse bu insan çık. Yani bu insan çıkıp yok. Mevla silecek üzerine. Şey yapacak. Sen ne yaygara yapıyorsun? Ne normalleştiriyorsun? Niye normalleştiriyorsun? Niye normalleştiriyorsun? Yok. Hatansa senin hatan. Eksikse senin eksin. Yanlışsa senin yanlışın. Bir kelime bile söylemeyeceksin. Yani misal şöyle söyleyeyim. Bakın böyledir. Yani takkesizlik kötü müdür? Takkesizliği bile söylemeyeceksin. Dün takkesiz dolaşmıştın. Onu bile söyleme tabiri caizse. Mevla sana belki takkeli sevabı verecekti. Niye bozuyorsun? Hiçbir hata, hiçbir kusur. Toplumda kimsenin günahları da böyle izhar edilmez. Kendi hataların, kusurlarında Allah istemiyor. Böyle kötü konuşmak, kötüyü ifşa etmek, kötüyü yaygara etmek. Mesela bakın bu programlar var ya, sonuçta toplumun içindeyiz. Çeşit çeşit insanlarla oturup kalkıyoruz. Bu böyle şu şunu yapmış, bu bunu yapmış programları var ya, bu işi normalleştiriyor. Normalleştirme programları bunlar. Normalleşsin. Normalleştirme yöntemleri bunlar. Kötü gibi anlatılan ama normalleştiren şeyler. Kötü gibi. Kötü, kötü. Duyuyorsun, duyuyorsun, duyuyorsun. Tepkin azalıyor. Tepkin ne yapıyor? Azalıyor, normalmiş. Ha olabilirmiş. Senin için de normal oluyor ondan sonra. Eyyen la yuhibbü sevmez kim Allah Teala Hazretleri izhar al fevaih kötülükleri izhar etmeyi ve ifşa al kabah çirkinlikleri ifşa etmeyi sevmez. Velel fuhşa fil kavli sözde kötüyü de sevmez. Ev el izâe bil lisan dil ile kimseye lisan ile eziyeti de Allah sevmez. Adamın eli ayağında bir şey yok ama dili var ya dili of. Hadis-i şerif var. Dur bakayım. Hadis-i şerif, Buhari hadis-i şerifi. An Ebi Musa radiyallahu anhu. Ebu Musa radiyallahu anhu'dan rivayet oldu ki kâlehu, peygamber buyurdu lemmâ su'yle eyyül İslam ehtal. Hangi İslam faziletlidir? En faziletli İslam nedir? En faziletli Müslümanlık nedir? En faziletli Müslüman kimdir Murat abi? Söyle. En fazla, en iyi Müslüman, en çok yardım eden, en çok koşturan, en çok hayır hasenat yapan, en çok okuyan, en çok okudan, en çok şöyle yapan. Yok. Hadis-i şerif öyle demeyecek. En iyi Müslümanlık, en iyi Müslüman, en çok koşturan, en çok terleyen, en çok yorulan, en çok cihad eden, en çok anasından babasından. Yok öyle demiyor Peygamberimiz. Çok basit. En iyisi men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Bu kadar ya. Çok basit. En iyi Müslüman, en karlı Müslüman, en faziletli Müslüman men o kimsedir ki selime salim oldu kim el müslüme müslümanlar min lisani onun dilinden salimdirler. Bu kadar ya, hiçbir şey yapma ya. Daha ve iyi değil müslümanlar onun dilinden ve elinden salimdir. Bu. Bu kadar. Buhari hadis-i şerifi. En iyi müslüman bu. En temiz müslüman bu. En iyi müslüman bu. Fazla bir şey yapma. Sadece bir şey yapma o kadar. Bu. Bakın. Allah sevmez. Yani el izâ eziyeti sevmez. Bil lisanı lisanın eziyeti de sevmez. Bu tefsirinde bu da geçiyor. İllel mazlum, mazlum müstesna fe innehu yubah mubahur lehun için en yezkure ezzalme bima fih min su'i. Ama mazlum zalimin kötülüğünü zikredebilir o müstesna. Ya Nevzat abi benim canımı yaktı ama Hakan abinin de canını yakabilir. O zaman ben Hakan abinin tehlikesi için Hakan abiye gelecek tehlike için o zaman zalim olan adamın zulmünü söylerim. Bu adam böyledir. Sadece zulmünü söylerim. Yaptığı hatayı söylerim. Ya Hakan abi ya gidip işte Nevzat abi bir zulmü var. Ya benim kitabımı yırttı. Onu söylerim. Gelir benim arabamı çizer. Onu söylerim. Ama Hakan abi, Nevzat abi ya çorabını ters giyer. Bana ne ya? Onu söyleyemem. Zalimin zulmünü söylersin. Başka bir şeysini de söyleyemezsin. Zalim adamdır. 777 yani böyle 777 sülalesine say söv. Öyle yapamazsın. Alakasız olmayacak işler adama isnat et. Öyle yapamazsın. Neyse zulmü onu söylersin. Yoksa sen de zalim olursun. Sen de zalim olursun. Zalimin zulmü ne kadarsa o kadar. Bu kadar. Başka bir şey yok. O da amaç diğer Müslümanlar zarar görmesin için.
Yoksa öyle adam bir kelime, bir hata yapıyor, tamam mı? Adam böyle yanlışlıktan eli buradayken buraya koysa, of bayrak oldun. Bayrak oldun. Tamam, hapı yuttun. Ne olmuş ya? Elim buradayken buraya koydum. Yani kitabın üzerine yanlışlıktan koydum. Ne yapayım? Ben de insanım. Öyle düşünmüyor. Hemen bayrak yapıyor. Bazen öyle bir şeyler oluyor. Ya deniyor ki olay var. Ya falancaya söyle, o zaten yayar. Ne kadar kötü bir şey. Ya bir şey var. Bunun duyulmasını istiyorsun. Abdülkadir'e söyle, Abdülkadir hemen yarım saat içinde her tarafa duyurur. Öyle yok mu toplumda? Ne kötü bir iş ya. Ne kötü karakter. Abdülkadir'e söyle, o yayar zaten ya. Sıkıntı yok. Yeter ki Abdülkadir'e söyledin mi? Duyurdun mu ona? Yok. Ya yanlış yapmışsın. Söyle Abdülkadir'e. Allah'ın izniyle telefondan önce ulaşır. Telefondan önce ulaşır. Senden önce gider. Bunlar çok kötü şeyler. Ahlak açısından gayri ahlak. Ahlaksızlıktır. Vallahu Allah Teala Hazretleri semi'un, işitici neyli akval ibad. Allah kulların sözlerini işiticidir. Alimun bi a'malihim, kulların amellerini en iyi bilendir. Mevla iyi biliyor. İnşaat tübdu aşikar yaparsan hayran bir hayra. Bir hayra aşikar yaptın. Ev tuhfuh, onu gizledin. Hayr-ı hasenat yerine göre aşikar yapılır, yerine göre gizli yapılır. Yani hayr-ı hasenat derken illa parayı vermeye kastetmiyorum. Duruma göre, ortama göre, yerine göre. İnşaat tübdu gizlerseniz hayran bir hayra, ev yahta tuhfuh, onu gizlerseniz. Ev yahta ta'fu, affedersiniz an su'in, bir kötülükten affedersiniz. Aşikar iyilik yaptın. Veyahut da yaptın, gizliden yaptın. Veyahut da biri sana bir yanlış yaptı. Tamam ya, o olsun. Yanlış yaptı. Düğüne de çağırmadı. Evet. Biliyorum neden çağırmadı, tamam mı? Aman. Veyahut da bana geçen gün böyle demiştin. Hapı yuttun sana kardeşim. Yok. An su'in. Veyahut da bana işte benim ayağıma basmıştın. Benim ayağıma ne yapmıştın? Basmıştın. Bir kötülük yapmıştın. Bunu evyat-ı ta'fu affederse an su'in, bir kötülükten affederse fe innallâhe mâ kâllâhu teâlâ zetirî kân oldu afuvven, affedici oldu, kadîran, ziyade kadir oldu. Bak, acayip. Tefsirini okuyalım ondan sonra. Yani inşaat azhârtum, izhâr ederseniz eyyühen nâz, ey insanlar, amelel hayr, hayır işlerini yaparsanız evyat-ı ahfeytumûhu, veyahut da onu gizlerseniz. Evet, bakın, hayır işlerini yaptın veyahut da gizledin. Dikkat edin. Biz yaptıklarımızı ne için yapıyoruz? İsmail abi ne için yapıyorsun? Abi. Söyle. Ne için yapıyorsun Abdülhak abi? Allah. Emin misin? O zaman senin bütün derdin Allah lan. Kimsenin bilip bilmemesi? Hiç gerek yok. Takdir edip etmemeleri? Hiç gerek yok. Övmeleri? Kırmızı halı sarmeleri? Ama yok, hiç gerek yok. Ama biz amaç böyle şey, hedef şaşırıyoruz bazen. Hedefi karıştırıyoruz. Yok, işin altını anlayın. Anlamaya çalışalım. Bir kimin için yaptın? Ne için yaptın? Niye yapıyorsun? Allah için yapıyorsan o zaman hariç şeyler seni üzmemesi lazım. Daraltmaması lazım. Sıkmaması lazım. Allah'tan başkası için yapıyorsan Allah için deme o zaman. Kehf suresinin sonunu açabilir misiniz? Öyle var mı orada? Kehf suresinin son ayetleri. Sen dedim aynı sıkıntı var. Abla abi. Kehf suresinin son ayetlerinde olması lazım. Yani Kehf suresinde hatırlıyorum. İsmail abi kim için yapıyorsun? Yok, siz oradan okuyun bana. Siz okuyun. Veyahut da getirin, buyurun. Tamam, buyurun, alın ablakam. Şey, okuyayım ben. Şimdi buyurun hemen şey. Kul diye ki innama, ancak ene ben beşerim. Mislikum, sizin gibi beşerim. Yuhâ vahyonur ileye bana. Ennama, ancak ilahkum, sizin ilahınız ilahum vahid. Sizin ilahınız kimdir? Bir tek olan ilahtır. Femen, her kim. Ayet-i kerime bak, çok açık ha. Çok açık, net. Femen, her kim. Yercu, umuyor ise. Neyi? Likâe rabbihi. Rabbisine kavuşmayı umuyorsa. Kavuşacağız mı? Vatsın abi. Allah'a kavuşacak mıyız? Umuyor muyuz? Şüphemiz var mı? Yok. Femen, her kim yercu umuyorsa, neyi umuyorsa, liqa'e rabbihi, Rabbisine kavuşmayı umuyorsa, fel ya'mel, amel etsin.
Amelen. Amel etmekle. İş yapsın. Amel etsin. Ama ne öyle amel ki? Salihan. Yani içki içsin. Şunu yapsın, bunu yapsın diye ya. Salih amel yapsın. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa. Umanlara söylüyor Allah. Bana kavuşmayı umanlara söylüyorum. Kim Rabbine kavuşmayı umuyor ise bunlar salih amel yapsın. Tamam yapalım. Ama velâ yüşrik ortak yapmasın bi ibadeti rabbihi. Eğer Rabbisine yapıyorsa, Allah için ise, Allah rızası için ise, tek gayem Allah razı olsun ise, velâ yüşrik ortak yapmasın bi ibadeti rabbihi, Rabbisinin ibadetine ahaden. Hiç kimseye ortak yapmasın. Hani Allah için yapıyordun? Allah'tan başkası o senin yaptığın işe az bir şey ağız bükse alıp götürün o işi. Ha buyurun abla. Teşekkür ederim. Meseleyi anlamaya çalışalım. Allah için yapmıyor muydun? Nefsi abi Allah için yapmıyor muydun? Hakan abi Allah için yapmıyor muyduk? Oğuzlar, Oğuz, Nadir, isim neydi delikanlı? Ömer, isim sizin? İnan. İnan. Ha, değil mi? Düşün bunun için yapmıyor muyduk? O zaman Allah için yapıyordun da Allah'tan değil de başkası tarafından gelen senin bu işine, bu gücüne, bu koşturmana, bu çalışmana, bu emeğine, bu şeyine, ibadetine. Niye? Neden? Niçin? Oradaki ibre yükseliyor, azalıyor. Niye? Niye? Demek ki Allah'tan başka bir şeyler de var. İşte ne kadar Allah'tan başka şeyler var ise o kadar az alırsın. Çünkü sana kimse bir şey veremeyecek. Bana kimse veremeyecek. Ne kadar Allah'tan başka şeyler var ise onun içinde o kadar o amel bozuluyor, çöp oluyor. Suyun içine, sütün içine ne kadar su varsa o kadar yoğurt alırsın. Belki de yoğurt alamazsın. Belki de yoğurt alamazsın. Ya öyle olmuş şurada giderken yani tanıdık biri abinin, vefat eden bir abinin yeğeniyim dedi. Süt aldık, eve götürdüm. Yani biraz da onun için böyle bir geçmişin bir hatırası var ki. Süt aldım. Yolda gidiyordum. Evden kurstan çıktım sabah artık işraktan sonra. Aldım böyle süt. Yoğurt yaptılar. Şaka değil ama gerçek, böyle abartılı değil. %50'si belki daha fazlası suydu ya. Böyle bardak bardak su boşalttılar. Çöp. Şimdi senin de benim de yaptığımız ibadet de böyle. Ahire gidince bardak bardak içinden atacaklar. Oo, yoruldun, terledin, koşturdun, sıkıldın, üzüldün. Ama biraz da artık durumuna göre içinde ne var? Su var. Allah'tan başkası var. O zaman atacaklar. Ama acayip Allah, Allah gram aslında kabul etmiyor. Rahmetiyle inşallah kabul eder. Gram, bir gram başkası varsa Mevla at diyor. Benim ona ihtiyacım yok. Kimin için yaptı? Sen git ondan al ya. Ne amaçtan yapmışsan bu ibadetini, bu koşturmanı, bu gayeni kimin için yapmışsan git onun için ya. Ondan sevabını al. Ona yapmadın mı? Ona yapmadın mı? Git ondan al işte. Mevlam bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza etsin. İn tüptü. Yani İn azhartum, eğer izhar ederseniz eyyühen nas, ey insanlar, amelel hayr, hayır işini yaparsanız, ev ya da ahfaytumuhu, onu gizlerseniz fark etmez. Mevla biliyor. Ev ya da samahtum min men esa ileykum, ev ya da samahtum, musamah ettiniz, görmemezlikten geldiniz, yuttunuz men o kimseyi ki esa ileykum, size böyle bir kötülük yaptı. Böyle yaptı, canını acıttı. Çok acıttı canını. Çok kırdı kalbini. Çok yordu seni. Ama yutuyorsun. Niye? Ay sonunda alacağın aylıktan dolayı değil. İş tıkırında diye değil. Bir sürü sağa sola borcun var. Bunları bu patrona, bu ustabaşına, bu adama kıh dersem, bir şey dersem o çarklar bozulacak. Ondan değil. Birinden böyle çok yoruldun ama buna da Allah için, Allah'ın hatırı için yutuyorsun. Allah'ın hatırı için yutuyorsun. Ev ya da samahtu, müsamaha gösteriniz. Men o kimseye ki esa ileykum, size kötülük yaptı. Fallahu celle ve ala, Allah-u Teala Hazretleri celil ve ala, yüce olan Allah, kesirul affi, affı çoktur. Anil usat, asilerden affı çoktur. Allah da sana öyle yapar. Ahire gidince Allah da senin bir sürü hatan olduğu için, hatan olduğu halde kendi rızan için, yuttuğun için Mevla da onları hepsini tabir etse yutar. Üzerine çarpı atar. Yok, yapmadın. Çünkü sen benim için dünyada görmemezlikten geldin. Benim için dünyada affettin. Bugün de ben seni o benim içinlikten dolayı ben de senin için affediyorum.
Ma kemali kudreti, kudretinin kemaliyle beraber alel intikam, Allah intikam almaya kadir olmasıyla beraber Allah da böyle affeder. Ve fil ayete, ayette vardır. Hissun alel affi, affetmeyi teşvik vardır. Allah diyor bak affedin, affedin ya, affedin. Siz affederseniz ben de affedeceğim. Bak affuvun, Allah mübalağalı mağfiret edicidir. Sen de böyle ol. Tahallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah bize diyor siz de benim gibi olun. Ve fil ayeti hisn alel afi. Ba'da ma o şeyden sonraki rahasa lil mazlumi fil intisar. Ya mazlum için intisardan artık Allah'ın manası, yani yardım et, yani intikam alma imkanı varken affetmesine böyle teşvik vardır. Hamlen ala mekarimil ahlak. Mekarim ahlaka hamlen. Güzel ahlak bunu gerektirir. Affetmeyi gerektirir. Fe innallaha teala, çünkü Allah Teala Hazretleri ma kudreti, kudretiyle beraber alel intikam, intikama kudretiyle beraber ya'fu ve yasfahu, affeder, görmemezlikten gelir. Fe entum, siz ma za'fikum, zayıflığınızla beraber ve acikum, aciziyetinizle beraber evle bizalik, siz daha buna evlasınız. Bak Allah, sen affettin, sana bir karşılık gelecek. Allah affettiği zaman karşılık gelmeyecek, öyle bir şey yok. Bu halde Allah affediyorsa sana ne oluyor? Niye affetmiyorsun? Sen Allah görmemezlikten geldiği zaman Allah'a bir şey yok. Allah bu haldeyken görmemezlikten geliyor da senin, benim bir sürü yanlışımız olduğu halde, bir sürü eksiğimiz olduğu halde, bir sürü kusurumuz olduğu halde Allah'a yapıyoruz ya. İlk böyle işimiz tıkırındayken ilk yaptığımız hata Allah'a ya. Öyle değil mi? Ben açık kendimi nefsimden biliyorum. Kendi nefsimden söylüyorum. İlk böyle işler tıkırına gitse, ilk böyle istediğin şeyler olsa ilk Allah'ı unutuyorsun ya. Paran olursa, çok paran olursa ne yaparsın? Bu sohbetleri terk edeceksin ya. Çok paran olsa yazlığa gideceksin, kışlığa gideceksin. Şu işe bak ya. Çok paran olsa çok parayı çok para yapmak için akşam sohbetlere gelmeyeceksin. Evlensen sohbeti terk ediyorsun. Hepsi nimetler, nimetler geldikçe Allah'ı unutuyoruz ya. Abdesti unutuyoruz, namazı unutuyoruz ya. Bu kadar lan ha, Allah yine nimet veriyor, yine yağdırıyor, yine ikram ediyor ya. Allah böyle olduğu halde sen bu zayıflığa neyi affetmiyorsun? Nesin sen? Kilon ne? Boyun ne? Tartıda ne çıkıyorsun? Sen kimsin ya? Ben bir kere yok dedim, yok. Çizdim. Yok, nesin? Neyiz? فَاَنْتُمْ siz مَا ظَعَفِكُمْ zayıflığınızdan beraber وَعَجِّكُمْ acizinizden beraber evlâ bidâlik, siz buna daha evlâsınız. Görmemezlikten gelmeye, affetmeye yani siz daha evlâsınız. ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى, sonra Allah-u Teala zikrettiği كُفْرَ الْيَهُودِ Yahudinin ve Nasara Yahudilerin ve Hristiyanların kafirliğini zikretti. فَقَالَ سُبْحَانَهُ, Allah-u Teala buyurdu ki اِنَّ الَّذ۪ينَ مُوَاكَوْا kimseler ki يَكْفُرُونَ küfrediyorlar kime billahi Allah'a ve Resulühü Resullerine muhakkak ki Allah'a ve Resulüne inkar küfredenler, onları inkar edenler yuridune murat ediyorlar en yuferriku ayırmayı beynallahi ve Resulühü Allah ve Resulünün arasında ayırmayı murat ediyorlar. Ve yekûne diyorlar ki nükmin iman ederiz bi ba'din bazına iman ederiz ve nekfuru bi ba'din bazına inkar ederiz. Ve yuridune ve murat ediyorlar en yettehidû edinmeyi beyne zâlike sebîlâ, bunun arasında bir yol edinmeyi murat ediyorlar. Şimdi tefsirde daha iyi anlarız. Kâle Katâde, Katâde rahimullah buyurdu ki radıyallahu anhu buyurdu ki ulâke onlar a'dâullâhi, Allah'ın düşmanları el-yehud ve nasara, Yahudi ve Hristiyanlardır. Âmenet el-yehud, Yahudi iman etti bi-tevrati ve Musa aleyhisselama, Tevrat'a iman etti ve keferû bi-İsa ve Muhammed'in, Yahudiler Tevrat'a iman ettiler. Musa aleyhisselam'a iman ettiler ama İsa aleyhisselam'ı, sonra gelen peygamberimizi inkar ettiler. Bu ayet-i kerimeye Yahudilerden bahsediyor. Bir de Hristiyanlardan bahsediyor. Ve amenet en nasara, Hristiyanlar iman ettiler. Bil İncili vel İsa, İncil'e ve İsa aleyhisselam'a iman ettiler. Ve keferu bi Muhammedin, peygamberimizi inkar ettiler. Ve teraku, terk ettiler el İslam'a dinellezi mu'ti bihi rusulehu, ki Resullerinin kendisine gönderdiği o din olan İslam'ı inkar ettiler. Bu ayet-i kerime Yahudilerden ve Hristiyanlardan bahsediyor. Ve yuridune, şimdi ayet-i kerimeyi biraz daha tahlil ediyoruz. Ve yuridune ve murat ediyorlar. Neyi? En yufarriku, ayırmayı beynallahi ve rusulihi, Allah ve Resullerinin arasında ayırmayı murat ediyorlar. Ey, et tefriku beynallahi ve rusulihi, Allah ile Resullerinin arasında ayırmak ne demektir? Hu o,
En yu'minu billah, Allah'a iman etmektir. Ve yekfuru bi rusulihi, ve rasullerini inkar etmektir. Deistlik. Biz peygambere inanmayız ama yaratıcıya inanırız. Yani Allah'a inanırız. Bu deistliktir. Allah diyor, böyle ayırmayı murat ediyorlar. Allah kabul etmez. Ve tefriku beyne rusul, rasuller arasında da ayırmayı murat ediyorlar. Ve bu nedir? En yu'minu bilbaz ve yekfuru bilbaz. Bazısına iman edip bazısına küfür etmektir. Rasullerin arasında ayırmak demek, rasullerin bazısına Musa Aleyhisselam'a inanıp İsa Aleyhisselam'ı inkar etmektir. İsa Aleyhisselam'a inanıp Peygamber Resulü'nü inkar etmek budur. Vakat vazzaha taala bi kavlihi, Allah kavlini açık açık buyurdu ki ve yekulne, diyorlar nü'minü, iman ederiz bi bazın bazısına iman ederiz ve nekfur bi bazın bazısına inkar ederiz. Kema faale el yehud ve nasara, Hristiyanların ve Yahudilerin yaptığı gibi. Ve fe fil hakikati küfrün billah. Aslında bu Allah'a küfürdür. Peygamberlerin bazısına inanıp bazısına inkar etmek Allah'ta aslında Allah'a inkardır. لِأَنَّ اللّٰهَ عَزَ وَالْجَلَّ, çünkü Allah Teala Hazretleri قَدْ اَمَرَهُمْ بِالْا۪يمَانِ بِجَمِيعِ الْاَنْبِيَا, çünkü Allah bütün peygamberlere iman etmeyi emretti. فَمَنْ كَفَرَ بِوَاحِدْ مِنْهُمْ, kim peygamberlerden bir tanesini inkar ederse فَقَدْ كَفَرَ بِالْكُلْ, bütün hepsini inkar etmiştir. كَمَا كَفَرَ بِاللّٰهِ, Allah'ı inkar ettiği gibi. كَذَّبَ اللّٰهَ فِي خَبَرِهِ, Allah'ın çünkü, yani bir peygamberi inkar etmek bütün peygamberleri inkar etmek gibidir. Bir peygamberi inkar etmek Allah'ı inkar etmek gibidir. Niye? Çünkü Allah Kur'an'da buyuruyor, peygamberi buyuruyor mütevatir olarak, sen onları inkar edersen hepsini inkar etmiş olursun. Allah'ı inkar etmiş oluyorsun. Allah'ın sözüne inanmadığını ifade etmiş oluyorsun. Yuridun en yettahizu beyne zalike sebila, yuridun, murad ediyorlar en yettahizu, edinmeyi beyne zalike, bunun arasında sebilen, orta bir yol etmeyi murat ediyorlar. Yani tariqan vasadan beynel küfrü vel iman, imanla küfür arasında böyle orta bir yol murat ediyorlar. Ve la visadete beynehuma, aralarına bağlantı yok. Ama fe immel küfr ve immel iman, bu öyle bir şey yok. Ya imanlısındır ya kafirsindir, bu kadar. Ortada bir şey yok. Yani imanlı kafir, öyle bir şey yok. İmanlı kafir olmaz. Ya imanlısındır Allah'ın dediklerine iman ederek, ya Allah'ın dediklerinin birini bile inkar edersen kafirsin. Başka bir şey yok. Ve lehâzâ kâle ba'dehu, bundan dolayı Allah Teala buyurdu ki ulâike, onlar, hum, onlar el kâfirine, kâfirlerdir. Hakkan, hakkan kâfir bunlardır. Allah'ın bir Resulüne iman etmeyen bu kâfirdir. Hakiki bir kâfirdir. Bu kadar. Ya ama çok iyi insan. Çok güzel bir insan. Yok. Bu kâfirdir. Ve a'tetna, hazırladık lil kafirine, kafirler için azaben azab, mühinen, alçak edici bir azap hazırladık. Yani haulâi, bunlar humul kâmilûne fil küfr, küfürde kâmil olanlardır. Hakkan ve yakinen, gerçekten, hakikaten bu peygamberlerin arasını ayıran, peygamberlerden bir tanesini inkar eden hakiki kâfirdir. Ve lev iddav el iman, imanı ifade etse bile, ben Müslümanım dese bile bu adam hakiki kâfirdir. Ve hiyyetna liha ulel kuffara el fujjar, bu facir kafirler için hazırladık. Neyi? Azaben şediden, şiddetli bir azap hazırladık. Yuhinuhum ve yuzilluhum, onları alçak edecek, dill edecek bir azap hazırladık. Vel ayetu sarihatun bi küfr ehli kitab, ehli kitabın küfrünü hakkında ayet-i kerime açıktır. Bu kadar. Ehli kitap böyle kafirdir, katıksız. Allah'ın cehenneme soktuğunu, sen kimsin cennete sokuyorsun ya? Buraya da dikkat etmek lazım. Allah cehenneme sokmuş, Allah kafir demiş, sen alıyorsun, eviriyorsun, çeviriyorsun, üstte alıyorsun, altta alıyorsun, bir şeylerle oynuyorsun kendince, diyorsun ki bu adam cennetlik. Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Allah kafir demişse kafirdir. Bir peygamberi inkar bile Allah hakkan, hakiki, yakinen bir kafirdir buyuruyor. Arasını ayıramazsın. Terhib ve terhib, sayfa 21. An İbn Abbasin radiyallahu anhu, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, İbn Abbas radiyallahu anhudan rivayet olundu ki galedi, buyurdu ki Peygamber Efendimiz leyse minna men lem yuvakir el kebira ve yerhamis sagira ve emur bil marufi ve yenhe anil münker. Çok güzel bir hadis-i şerif. Herkesi ilgilendirebilecek, herkesin rahatlıkla amel edeceği bir hadis-i şerif. Herkese dokunan bir hadis-i şerif. Herkesin kazanabileceği yahut da kaybedeceği bir hadis-i şerif. Yani leyse olmadı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem leyse olmadı, minna, bizden değildir. Yani kafirdir manasında değildir Allah-u Alem, ama yani hakiki manada bizim adamımız değildir. Tam böyle benim kefil olacağım belki bu manadır. Kefil olacağım, tamamdır diyeceğim. Müslüman değildir bu.
Müslümandır, ayrı mesele. Ama almaz ya, bundan bir şey çıkmaz gibisinden. Tamam, Müslüman. Şimdi anlatacağı kişi peygamberin Müslümandır. Ama aması olan bir Müslüman. Leys olmadı minna bizden men o kimse ki lem yuvakkir. Saygı göstermedi. Kime? El kebira. Büyüğüne saygı göstermedi. Büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir. Bu kadar. Ha. Şimdi bakıyorsun ki adam böyle daha 15 yaşında ağa dolaşıyor böyle. Öyle bir ağalık, ağalıkta paralık, para var zannediyor. Yani adamlık var. Yok be. Hiç de alakası yok. Hiç de alakası yok. Büyüğüne saygı göster. Büyük. El berekatü me'a kabirukum. Bereket büyüklerinizle beraberdir. Büyük. Cık, öyle bir şey yok. Yaşlı. Hürmet edeceksin. Ödeyeceksin kardeşim, bu kadar. Bu kadar. Allah böyle istiyor. Ha, dinine, İslam'ına zarar veriyordur. O ayrı mesele. Bir durum vardır senin özel bildiğin, dışarının bilmediği bir durum vardır senin bileceğin iş. Ayrı. Ama normal din mutlak olarak men lem yuvakkir, men o kimse ki lem yuvakkir el kibira, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir diyor. Yok. Büyükse büyüktür. Bayramda aranacaksa aranacak, sorulacaksa sorulacak, el öpülecekse el öpecek. Bu kadar. Yapacaksın. Ama ben büyüdüm. Şimdi Ahmet abi, Abdülkadir doğduğunda aranızda kaç yaş vardı? Abdülkadir doğduğunda aranızda kaç yaş vardı? 29. Aranızda 29 sene. Kaç sene oldu Abdülkadir? 32. 30. Şimdi kaç sene var aranızdaki fark, kaç sene? Nasıl? Değişmedi. 32 sene geç, değişmedi mi? He? Abdülkadir değişmemiş. Yapacak bir şey yok. Elini kafana gözüne koymaya gerek yok. Değişmemiş. Sen bir yaşındayken babanla arandaki fark, şimdi iki babalı oldu. Bir de Nazım geçtiğine inandığım için rahat konuşuyorum. Sen babanla doğduğun arandarında kaç yaş vardı? 3 sene sonra? 5 sene sonra? Yani sen 5 yaşındayken yine babanla arandaki yaş fark kaçtı? 29. 10 yaşındayken? 20 yaşındayken? Değişmiyor mu hiç? Allah Allah. Emin misin değişmediğine? Ama insan büyüdükçe 5 yaşında olunca tamam, 10 yaşında olunca değil, böyle 20 yaşında olunca sanki bu 29-20'ye düştü zannediyor. Ha, bu 20 yaşında olunca bu 29 seneden ne zannediyor? Bu 20'ye düştü zannediyor. Bir 25'e gelince bu 29 seneyi 15'e düştü zannediyor. Bir 5 sene daha geçiyor, bu 29 sene diyor aramızdan 5 yaş fark var. 5 yaşındaki bir arkadaş gibi, bir 5 sene sonra oğlu gibi zannediyor. Yani öyle bir şey yok. Arandaki yaş 29 yaş. Değiştiremezsin. Allah böyle yaptı. Bu senin kaderin. Bu senin yaratılışın. Elin mahkum. Bir şey değiştiremezsin. 29 sene değil, 32 sene değil, 320 sene de geçse, 3200 sene de geçse, 32.000 sene de geçse, 29 sene kimse değiştiremez. Allah böyle yarattı. 5 yaşındayken nasıldın? Şimdi öyle olacaksın. Allah böyle istiyor. Elin mahkum. Ama şu var ki biz biraz büyüdükçe, diyorum ya, 5 yaşındayken 29, 10 yaşındayken de 29, 15 olunca bu başlıyor böyle 27'ye inmeye. 20 olunca biraz daha hızlanıyor, oluyor 15'e. 25 olunca sanki babanla arandaki fark 29 sene indi 10 seneye. 30 olunca 5 seneye, 40 olunca hiçbir şeyden kafası basmıyor oluyor. Hiç kafası basmıyor oluyor. Kafası basmıyor. Yani saçma sapan işler yapıyor oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Belki de hakikaten dediğin gibidir. Ama onu sen söyleyemezsin. Başkası söyler. Ama sen söyleyemezsin. Niye? Çünkü sen düştüğün zaman başkası ilgilenmedi seninle. O ilgilendi. Sen hastalandığın zaman kimse seninle ilgilenmedi. O ilgilendi. Onun için başkası onun yaptığı işlere saçma sapan diyebilir. Ama sen diyemezsin. İleri geri konuşabilir başkası ama sen konuşamazsın. O başkası. Çünkü sen çocukken o başkası gibi davranmadı sana. Seni dertlendi, büyüttü, adam etti, adamsan. Mesele bu. Leys olmadı minna bizden men o kimse ki lem yuvakkir, saygı göstermedi. Kime el kebira, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir. Bu kadar. وَيَرْحَمْ اَسْصَغِيرًا Küçüğe de rahmet etmediği bizden değildir. Küçüğe de rahmet edilecek.
Küçüğe de rahmet edilecek. Büyüksün ama ezme, çiğneme. Yani böyle damarlarına basma. İşte adamın ayağında tırnak batması var ya, basma ya. Sen de basma üzerine ya. Ayağına tırnak batmış. Basınca bağıracak bu adam, çığıracak bu adam, delirecek bu adam. Basmadan sen de biraz da biz de büyük olarak artık kendimizden küçüklerimize karşı öyle yapma. Basma ayağına, sen de basma işte, basma. O zaman ayarlar kopuyor. Allah'ım bu işleri, bu diyalogları, yani büyüklen, büyük olduğunu hissederek saygımızı, küçüğe de küçük olduğu için rahmetimizi böyle güzel ayarlamayı nasip etsin. Bundan kaybediyoruz. Evet, ve emr bil marufi. Evet, büyüğe saygı göstermeyen bizden değildir. Küçüğe rahmet etmeyen bizden değildir. Ve emr bil marufi ve nehy anil münker. Emr bil maruf yapmayıp kötülükten alıkoymayan da bizden değildir. Aa, bundan bir şey çıkmaz. Manasında bir şey. Ya tamam da Müslüman ama bir eksik bir şeyler var. Bunda bir eksiklik var. Kamil mi? Değil. Kemal ermiş mi? Bunun bir yerinde kaçakları var. Mektub-ı Şerif hızlı okuyup bitirelim inşallah. El-Mektubu sayfa 1. cilt, Mektub-ı Şerif sayfa 144, 164. Mektub-ı Şerif. El-Mektubu Rabi'u ve Sittune vel Miyeh, 164. Mektub-ı Şerif. Kime yazılmış? İler Hafız Bahuddin Es-Serhendi'ye, Hafız Bahuddin'e yazılmış. Ne hakkında bu Mektub-ı Şerif? Fî beyanı, şunun beyanı hakkında ki اَنَّ الْفَيْتَ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَاكَكْ Allah'ın feyzi وَارِدٌ عَلَى الْخَوَاسِ وَالْعَوَامِ Allah'ın feyzi havas olan has kullara da, avam kullara da geliyor. Ale devam üzere. وَالتَّفَاوُتُ Farklılık, avam kula da feyiz aynı, has kula da feyiz aynı. Oksijen var mı? Sizin oksijeninizle benimki şu an aynı mı? Aynı. Aynı. Bir şey var mı? Işık, sizdeki ışık da bendeki ışık aynı mı? Aynı. Şu an sizin gözlerinize vuran, eşyadan dönen ışıkla benim gözlerime dönen ışık aynı mı? Aynı. Tamam. Herkese böyle. Güneş ikimize de aynı vuruyor mu? Aynı. Vuruyor. Ale devam. Ve tefavutu farklılık innamaca kuvve o bi kabulihi ve ademi kabulihi. Bu farklılık var ama avam ile has arasında ciddi bir yaşam farkı var. Kabul ile kabul etmeme arasındadır fark. Min tarafil abd, kul tarafından kabul edilmemekten kaynaklanır. Razak, şimdi mektubatta daha iyi inşallah açıklanır. Razakekumullahu subhanehu, Allah sizi rızıklandırsın. El istikamete, istikamet ile rızıklandırsın. Ala caddeti şeriati, şeriat caddesi üzere Allah sizi istikamet ile rızıklandırsın. Allah'ım cümlelerine nasip etsin. İtibar sonadır. Bugün koşturuyorsun, yarın yoksun. Ya son, işte bu ya. Sonun neyse itibar bunadır. Allah bizi bundan işte böyle istikamet üzere yaşatsın. Bimennihi ve keremihi, iyiliğiyle, keremiyle. İ'lem bil. Ennel feyzel hakka subhanehu. Allah Teala'nın feyzi min kısmil evlat, evlat tarafından vel enval, mallardan vel hidayeti, hidayetten daha ve rüştü, rüşten ve imkâne variden, her ne kadar geliyor ise de ale devam üzere min gayri tefrikatin, farksız beynel havas vel avam, has ve avam arasında vel kirami vel li'am, iyiler ile kötüler arasında, böyle Mevla'nın feyzi herkese aynı geliyor. Şu anki bize gelen oksijen gibi, bize gelen ışık gibi. Velakin ettefavutu farklılık naşin doğucudur. Min hada taraf, bu taraftan doğucudur. Ve bazı yakbeli kabul eder. Neyi? El fuyuza feyizleri ve ahirun diğeri la yakbeluha, o feyizleri kabul etmiyor. Feyiz, Allah'tan feyiz bize de aynı geldi. Efendi Hazretlerimize de aynı geldi. O feyiz Efendi Hazretlerimize de aynı geliyor, bize de aynı geliyor. Dur. Ama misal dedik ya, Nevzat abi gözlüğü çıkarır mısınız? Artık görüyorsunuz mu? Bulanık değil mi? Işık mı kesildi? Hem aynı ışık. Sıkıntı kimde? Değil mi? Onun gözünde. Nevzat abinin gözünde. Işık aynı ışık. Herkese aynı ışık. Bana hiç bulanık değil. Elhamdülillah. Çok şükür. Allah'ın feyzi herkese aynı geliyor. Efendi Hazretimize aynı geldi, bize de aynı geldi. Ama biz kabul ettik, etmedik. Ne derece kabul ettik? Kabul edenler büyüdü, kabul etmeyenler büyüyemedi. Evet, buyurun. Ve ma estağfirullah ve ma zalemuhumullah velakin kanu enfusuhum yazlimun. Bak. Ve ma zalemuhumullah, onlara Allah zulmetmedi. Velakin kanu, onlar
Enfusuhum kendi nefislerine yazdığımın zulmeder oldular. Ya Allah bir şey yapmadı ya. Ela tera görmez misin? Enne şemse muhakkak güneş dağ ve sebe elbise biz enne şemse muhakkak güneş teşku alel kassar güneş kassar. Eskiden insanlar elbiselerini verirlerdi. Şimdiki bu temizlik ne derler? Kuru temizleme gibi. Böyle insanlara verirlerdi. Bazı insanlar vardı. Gidiyordu senin elbiseni alıyordu, yıkıyordu, kurutuyordu, geliyordu. Tabii nerede yıkıyordu? Derede. Kurutuyordu orada, asıyordu, kuruyordu, alıp getiriyordu. Görmez misin diyor. Muhakkak güneş böyle o çamaşır yıkayan adama da vuruyor, çamaşıra da vuruyor. Bir seviyete eşlikle vuruyor. Ve ma'alika bundan beraber tesfettu veçhel kasar. O kasarın çamaşır yıkayan adamın yüzünü karartırken ve tebyazzu essebe elbiseyi beyazlatıyor. Aşkarlanıyor diyoruz ya. Elbiseyi vurdukça elbiseyi beyazlatıyor. Adamı karartıyor. Ve adamı kabul evet. Ve adamı kabulü feyzil hak. Şimdi bunun gibi ayet geldi. Ebu Cehil'in böyle kas katı yaptı. Hazreti Ebu Bekir yaptı. Olaylar oluyor. Bir bakıyorsun Müslümanlar elhamdülillah diyor, seviniyor. Böyle Müslümanda sıkıntı olan Eşel. Demin sen kapıyı açmıştın delikanlı. Gelsene bir. Gel. Şimdi sen bunu görünce ne oluyorsun? Aynı görüntü. Seviniyorsun, oh diyorsun, maşallah diyorsun, barakallah diyorsun böyle yolda görsen falan değil mi? Böyle götürürken böyle, oh diyorsun, maşallah, barakallah, seviyorsun, şey yapıyorsun. Diğeri diyor, ne hale soktunuz bu çocukları? Gericiler sizi, yobazlar sizi. Çocuğun beynini yıkadınız. Ha buyur çocuğum. Aynı çocuk. Fark ne? Ayet işte. Feyiz işte. Bundan feyiz geliyor. Sen görünce maşallah diyorsun, barakallah diyorsun, maşallah, inşallah Allah bana da nasip eder, ben de çocuğumu gönderirim, benim de çocuğum öyle olur, şöyle olur, böyle olur diyorsun. Çocuğun yoksa inşallah büyüyünce benim de çocuğum böyle olur diyor. Diğeri diyor, yobazlar, çocuklarını hale sokmuşlar, beyinlerini yıkamışlar, yazık değil mi bu çocuklara? Kökünüz kuruması lazım. Halen kökünüz kurumadı mı falan filan. İşte ayet, feyiz, işte bu. Herkese eşit derece vuruyor, herkes kendi kabiliyetine göre alıyor. Bu kadar. Namaz vakti geliyor. Sana da aynısını vuruyor, bana da aynı vuruyor. Veyahut da Efendi Hazretimize, Efendi Hazretimiz namaz için kuşluk vakti diyelim. Kuşluk vakti geliyor, Efendi Hazretimiz onun feyzi vuruyor, bana da vuruyor. Çaya da satarım, çorbaya da satarım kuşluğu. Hiç affetmem. Muhabbete de satarım. Öyle değil mi Abdü Kadir? Şimdi kuşluk namazı. Çaya da satarım, çorbaya da satarım. Affetmem. Eder ki bir çay olsun, çorba olsun, muhabbet olsun. Ne kuşluk, ne işlek, ne bir şey. Hepsi köşede kalır. Efendi Hazretimize gelince kuşluk vakti, o diyor ki, yani kendi adına Mahmut ölse daha iyidir. Kuşluğu kaçıracağına, öyle değil mi Mahmut Hoca? Yani kuşluğu kaçıracağıma ölsem daha iyidir, bu manada bir şey var. Ona da o kuşluğun feyzi öyle vuruyor, öyle şey yapıyor. Öyle. Allah'ım bize gelen feyizleri kemal manada istifade ederek yaşamak nasip etsin. İşin özü bu. Tam burada kalsın. Yani çok konuşacağız. Bunlar artık vakit uzamasını istemiyorum. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velemmâ berazû li Câlûte ve cunûdihî kâlû rabbenâ esrig aleynâ sabran ve sebbit ekdâmenâ ve ansurnâ alel kavmil kâfirîn. Fehezemûhum biiznillâhi l-qatle Dâvûdu Câlûte ve âtâhullâhul mülke vel hikmete ve allemehu mimmâ yeşâ. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم آمين تقبل الله بارك الله
Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi, okuduklarımızdan bizleri amil eyle Ya Rabbi. Amellerimizi bizi muhlis muhlas eyle Ya Rabbi. Sırf senin rızan için, sırf senin razı olacağın için yapmayı bize muvaffak et Ya Rabbi. Ya Rabbi, bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek küfre girmekten, kafir olmaktan bizi muhafaza et Ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu, anamızı, babamızı, komşu ne varsa Ya Rabbi, onları da muhafaza et Ya Rabbi. Ya Rabbi, senin rızan üzere yaşamak, İslam üzere yaşamak, iman üzere ölmek nasip et Ya Rabbi. Ya Rabbi, iman üzere ölmek nasip et Ya Rabbi. İman üzere ölmek nasip et Ya Rabbi. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Gazze'deki, Filistin'deki, Arakan'daki, Doğu Türkistan'daki, Suriye'deki, Irak'taki, nerede varsa mazlum, mazluma bütün Müslümanlara yardım et Ya Rabbi. Müslümanları kafirlere karşı mağlup eyleme Ya Rabbi. Müslümanları kafirlere karşı galip eyle Ya Rabbi. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi, bizlere İslam kardeşliği nasip et Ya Rabbi. İslam birliği nasip et Ya Rabbi. Kur'an'ı bir düzen nasip et Ya Rabbi. Kur'an'ı bir düzen nasip et Ya Rabbi. Kur'an'ı bir ahlak, Kur'an'ı bir kardeşlik bize nasip et Ya Rabbi. Müslümanları senin ifade ettiğin gibi sevmek, kucaklamak, anlamak nasip et Ya Rabbi. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi, kusurlarımızı, hatalarımızı, günahlarımızı, yanlışlarımızı meccanen bedavadan affet et Ya Rabbi. Bizleri onlardan dolayı hesaba çekme Ya Rabbi. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi, ehli hukuku bizden razı et Ya Rabbi. Efendi Hazretimizi, efendi babamızı, hocamızı, büyüklerimizi, peygamber efendimizi, hepsini, ashab-ı kiram, hepsini bizde de hakları, hukukları var. Onları bizden razı eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, borçlu kulların ne kadar var ise borçlarını helal yoldan ödemek nasip et Ya Rabbi. Dertli kulların dertlerini bertaraf et Ya Rabbi. Hasta olan kullarına acilen kamilen şifa ihsanı ikram et Ya Rabbi. Hasta olan kullarına acilen ihsan, şifa ihsanı ikram et Ya Rabbi. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi, çoluğumuzu, çocuğumuzu böyle medreselere vermek, kendimize medreselere girmek, bu meseleyi anlamak, kemal manada anlamak, içten anlamak, meseleyi hissetmek bizlere nasip et Ya Rabbi. Bizleri bu işlere muvaffak et Ya Rabbi. Efendimiz açtı bu hizmette, bu yolda bizleri hadim eyle Ya Rabbi. Bu hizmetten kâr edenlerden eyle Ya Rabbi. Dinin terakkisiyle terakki edenlerden eyle Ya Rabbi. Din terakki eder, biz geri kalırız. Allah muhafaza Ya Rabbi. Bizi de terakki ettir Ya Rabbi. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ne kadar sıkıntı olan kardeşimiz varsa, ne kadar dertli olan abilerimiz var ise dertlerini bir an önce izale et Ya Rabbi. Allahümme inne neselüke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime ve ila şerefin nebiyy ve şeyhine ve kıbleti gülübüne muallimine 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 muallim